Değerli Rehber TV izleyicileri, kıymetli izleyicilerimiz, yine bir geziyle birlikte baş başayız. Bu haftaki gezimizde yine Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş ilimizin şu anda Türkoğlu ilçesindeyiz. Bu Türkoğlu ilçesinden Kaya Düldülü denilen yere, bir adı da Çokran Düldülü denilen yere gideceğiz. Geçen yıl yine bu vakitler gitmiştik ama zirve yapamamıştık. Vakit el vermediği için ilk kez gittik oraya. Bu seferki gezimizde inşallah zirve yapmayı düşünüyoruz. Türkoğlu'nda bu camide akşam namazı için arkadaşlarımızla namaz molasını verdik. Bazı arkadaşlarımız markete gittiler, alışverişleri eksik olanları almak için. Bazı arkadaşlarımız aracın içindeler. Toparlandık. Hemen aracımıza binip Kaya Düldülü zirvesine gecenin akşam oldu, artık gece yolumuz sürecek. Çünkü bir hayli dolambaçlı yolumuz var. Oradan yolculuğumuz devam edecek. Hep birlikte bakalım ne tür güzelliklerle karşılaşacağız. Ekip arkadaşlarımızla birlikte yolumuza devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, değerli Rehber TV izleyicileri, Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş, Çokran Düldül Dağı'ndayız. Şu anda Çokran Düldül Dağı'nın eteklerindeyiz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte buraya kampa geldik. 10 kişi, 12 kişilik ekibimizle bir araçla, minibüsle geldik. Sabahta Kaya Düldül Dağı'na, Çokran Düldül Dağı'na zirve yapacağız. Hemen yerleşeceğimiz yeri bulduk. Burada arkadaşlarımız kamp yemeği, kamp ateşi, çay hazırlıyorlar. Efendim, közde künefe pişireceğiz. Közde dolma yapıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Közde dolma yapacağız. Arkadaşlarımız evden doldurulmuş getirmiş her zeytinyağlı dolmayı pişirmesinde burada tencerede közde ateşte yapacağız. Sonra közde künefe yapacağız. İlhan ustamızın ellerinden yine közde kestane pişireceğiz. Daha neler çıkacak bilmiyoruz, arkadaşlarımız ne sürpriz yapacak bizlere. Şimdi bakalım, hummalı bir çalışma var orada. Arkadaşlarımızın yanına doğru gidelim hep birlikte. Ramazan abi, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Ne yapıyoruz? Odun kesiyoruz sanki, değil mi? Odun kesiyoruz. Maşallah, yolu toplamış. Ocağımızı yaktık. Burada ne var, hemen buraya bakalım. Yemeğimizi pişirmek için. Çay mı içiyoruz Mustafa? Gözde çay, manzaran güzelmiş böyle. Uçurumun kenarında. Kolay gelsin. Hemen şöyle gidelim. Ahmet arkadaşımız burada. Kolay gelsin. Merhaba, sağ ol. Teşekkürler. Ne pişiriyoruz? Vallahi bugün değişiklik olsun dedik, dolma. 1800 rakımda dolma, dağın evet, başında dolma pişiriyoruz. Dolma pişiriyoruz. Vallahi evet, helal olsun. Çünkü ya her kampta kavurmadır, ettir, tavuktur. Saç tava falan saç yapıyoruz. Tava, evet. Bu sefer değişiklik olsun istedik. Evet. Çok güzel bir İlginç dolma hazırladık. İlginç bir şey, dağda ve yüksek bir akımda dolma pişiriyoruz. Evet. Kapağını açabilir miyiz dolmanın? Tabii. Bakalım, dokurtu geliyor sanki böyle. Şöyle yakından alalım arkadaşım. Mis gibi. Oo, kaynamaya başlamış. Evet. Taşı da üstünde. Evet, dolma. Başsız olmaz. Ne kadar sürer? Acıktık. Bir 40 dakika falan. 40 dakika sürer. Sonra çok güzel, lezzetli bir şekilde dolmamızı afiyetle yiyeceğiz. Elinize sağlık, kolay gelsin. Sağ olun. Evet, arkadaşlarımız burada. Efendim, böyle bir hummalı çalışmanın içindeyiz. Arkadaşlarımız hazırlık yapıyor. Biz de yardımcı olalım onlara. Bazı arkadaşlarımız altta çeşme var, pınar var. Oradan su doldurmaya gittiler. Sabah da zirve yapacağız inşallah. Manzaramız güzel. Çadırlarımızı buraya kuracağız yemekten sonra. Dar bir alan. 3 metre genişliğinde, uzunlamasına bir yolumuz. Buraya birazdan yemeğimizi yedikten sonra çadırlarımızı kuracağız. Tekrar görüşmek üzere. Thank you.
izleyicilerimiz, kampımızda sabah oldu. Uyandık, arkadaşların büyük çoğu uyandı. Ateşimizi harladık, tekrardan yaktık. Semaverimizi yaktık. Birazdan çay demleyeceğiz, kahvaltı yapacağız. Kahvaltıda bakalım neler var. Sonrasında 1880 metre rakımı olan Kaya Dülbül Dağı, Çokran Dülbül Dağı diye bilinen yere tırmanmaya çalışacağız. İlk defa gideceğiz oraya. Daha önce yarısına kadar gitmiştik. Şimdi zirve yapmayı düşünüyoruz inşallah. Bir kaza bela olmazsa, vaktimize yeterse. Birazdan tekrar görüşmek üzere. Sabah kahvaltımız da hazır. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Çok güzel kahvaltı hazırlamışlar. Envai çeşit türlü sebzeler, kahvaltılıklar. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Birazdan kahvaltının icabına bakacağız. Haydi bismillah. Değerli izleyicilerimiz, maceramıza, serüvenimize, gezimize devam ediyoruz. Kahvaltımızı yaptık. Değerli izleyicilerimiz, kahvaltımızı yaptık. Çayımızı içtik. Muhtarımızla, eski muhtarımızla ve köylülerle sohbet ettik. Şimdi Çokran Dağı, Çokran Dülbül Dağı zirvesine doğru yürüyüşümüz devam edecek. Bu güzel manzara eşliğinde, bu sonbaharın, bu gazellerin yaprakların dökülmesiyle birlikte biz de yolumuza devam ediyoruz bu yapraklar eşliğinde. Değerli dostlar, bugün Çokran Mahallesi Gıcılı Yaylası'nda misafirlerimize eşkili çora yaptık. Dövme, mercimek, nohut ve semiz otundan. Gaziantep'ten de Kazak'tan misafirlerimiz birer yudum da olsa çorbamızdan tattılar. Buyur ben, bir de sana tattıralım. Muhtarım elinize sağlık. Çorbanın ismi nedir? Eşkili çora. Değerli muhtarımız, eski muhtarımız bizlere çorba yapmış, ikram ediyor. Devrikliği de. Tadına bakalım dedik. Muhtarım neydi bu çorbanın ismi? Bu çorbanın adı eşkili çora. Ustaz. Neler var içinde bir sayar mısın? İçinde ben de bu arada bir tadına bakayım. Dövme, mercimek, semiz otu, soğukluk deriz biz. Aynı zamanda nohut var. Somak eşki dediğimiz, bu paçanın da meşhur olan eşkisi somak eşki katılaraktan zeytinyağıyla, samsakla yapılmış bir çorba. Muhtarım sen anlat, ben biraz daha içeceğim. Evet, siz içmeye devam edin. Ben bu vesileyle kendinize dikkat edin diyorum yolculukta. İster istemez zor bir rotaya gidiyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Birebir yardımcı olun birbirinize. Bu arada çorbayı bitirdi abi. Önemli değil, bu çorba 70 kişiye yeter. 30 kişilik içebilir, gelecek olan 40 kişi. Elinize sağlık, kolay gelsin. Eyvallah. Muhtarımıza çok teşekkür ettik. Elinize sağlık. Bu olarak hasbihal etmiş olduk sizlerle. Zirveye doğru gidiyoruz. Yolunuz açık olsun diyoruz. Elinize sağlık, görüşmek üzere. Eyvallah. Değerli izleyicilerimiz, yürüyüşümüz devam ediyor. Bu güzel manzarayı da sizlerle paylaşayım dedim. Çıkacağımız zirve, şöyle bir odaklanayım. Şu arkamda görmekte olduğunuz, evet burası bu kayalık, bu zirve. Buradan yakın gibi görünüyor ama en az 3 saat sürecek buradan oraya gitmemiz. Bir hayli uzun. Çıkabilir miyiz onu da bilmiyoruz. Gerekli teçhizatlarımızı yanımıza almadık ama sadece bir 20 metrelik bir ipimiz var. İnşallah ona da gerek kalmaz. Gözümüz keserse çıkarız. Yoksa gidebildiğimiz kadar gider, tekrar geri döneriz. Hadi buyurun gidelim. Thank you.
Değerli izleyicilerimiz, Çokran Kaya Düldül Dağı'na doğru, zirveye doğru yürüyüşümüz devam ediyor arkadaşlarımızla birlikte. Görmekte olduğunuz o kayalık buradan yakın görünüyor ama zor bir parkuru var oranın. Oraya çıkmaya çalışacağız, çıkacağız demeyelim. Hedefimiz o. Oraya çıkmaya çalışacağız. Hadi hep birlikte yolumuza devam edelim. Zirveye doğru yürüyüşümüz devam ediyor. Bu güzel manzara eşliğinde sık ormanın, yapraklarını dökmüş ağaçların sizlere burada bu ağaçların daha doğrusu yaprakların hışırtısını dinleteyim dedim. Böyle güzel bir ortamda sadece ya kuş sesi duyarsınız ya da attığınız adımların sesini duyarsınız. Huzur verici, rahatlatıcı bir ortam, bir manzara, bir atmosfer var burada. Şu anda yaklaşık 1750 rakımdayız. Yapraklar kesildi. Devam edelim yürüyüşümüze. Değerli izleyicilerimiz, zirveye yaklaştık. O görünmekte olan yer, tepede ne kadar görünüyor bilmiyorum ama 3-5 metrelik bir bayrak direği var. Çıkabilseydik eğer oraya bayrak dikecektik. Köylü vatandaşlar bizlere, muhtar, eski muhtar bizlere bayrak verdi, oraya dikin dedi giderseniz. Şu anda gözümüze çok uzak görünüyor orası. Çünkü daha 3-4 saat sürer oraya gitmek. Çıkacak yer de bulamadık. Tabii ilk kez geldiğimiz için bilmiyoruz. Çok sarp kayalık var arka tarafta, sivri de bir yer. Bir deneme yapacağız. Çıkabilirsek çıktık, çıkamazsak tekrar geri döneceğiz. Hadi buyurun gidelim. Değerli izleyicilerimiz, zirveye yaklaştık. İşte tam arkamda görmekte olan yer zirve, Kaya Düldül Dağı, 1880 metre. Yaklaşık bakalım buradan bir 100-150 metre kadar kaldı ama maalesef biz buraya kadar gelebildik. İlk kez geliyoruz buraya. Bundan sonrası uçurum. Aşağısında görüyorsunuz, yaklaşmak istemiyorum. Acayip uçurum var. Buraya kadar çıkılıyormuş. Osmaniye'den dağcı arkadaşlarla karşılaştık aşağıda. Teçhizatsız, hazırlıksız buraya kadar gelebilirsiniz dedi. Bundan sonrasına halat lazım, ip lazım. Profesyonel bir çıkış istiyor dediler burası. Bu da bizi aşar. Biz o kadar profesyonel değiliz. Biraz bizimki gezginlik, yürüyüş, doğa yürüyüşü. Hafif de tırmanış. Yine çok zor yollardan geçtik. Yer yer düşme tehlikelerimiz vardı. İnce bir buruna geldik. Yürüyüşümüzü burada sonlandırıp tekrar dönüşe geçeceğiz. Yaklaşık bir 4 saatlik arabaya kadar yürüyüşümüz var.
öyle tahmin ediyoruz. Kazasız belasız düşmezsek inşallah. Bir kaza olmazsa. Şöyle aşağıya bir bakalım. Devam ediyoruz dönüşümüze. Değerli Rehber TV izleyicileri, bir programın daha sonuna geldik. Arkadaşlarımız balık hazırlıyorlar. Ben de gidip şimdi onlara yardım edeceğim. Balık ızgara yapacağız. Sonrasında dönüşümüze geçeceğiz. Programımızın sonuna geldik. Bir başka programda inşallah tekrar buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.